Selamünaleyküm dostlar. Ben Osman Marango, Marangoya Patolojisi kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar vlog 2'yi çekiyoruz. Şu an biraz ilerledik. Kaçıncı, üçüncü gündeyiz şu an. Dün yarım gün çalıştım, onu çekmedim. Çünkü salı günleri Yılcı'nın pazarı malum. Geçenki videomda da söylemiştim. Pazar alışverişine falan gittik. Yarım gün çalıştım. Sonra da dün elektrikler kesildi zaten. Boru kaynağı yapıyordum. Kaynak işi yarıda kaldı. Ben de bırakmak zorunda kaldım. Şu an ne aşamadayız? Neler yaptık arkadaşlar? Onu bir görelim. Şimdi arkadaşlar burası tuvalet. Suyumuz dışarıdan geliyor. Şu dışarıdan gelen. Arka tarafa bir tane vana koydum. Vanadan sonra çıkarttım. Buraya getirdim. Buradan tuvaletin musluğuna su verdim. Sonra devam ediyor. T ile verdim. Sonra devam ediyor banyoya, çamaşır makinesine ve alafranga oturmalı tuvalete su gidiyor buradan. Buraya da T koydum. T koymamın sebebi de zaten şu an kırıyorum. Buradan da suyu alacağım arkadaşlar. Tuvaletin yanından bile bu şekil getireceğim. Şu an kırıyorum. Bu şekilde getirip burada lavabo olacak arkadaşlar. Bir de lavaboya buraya bir musluk yeri de buraya bırakacağım. Arka tarafta vanadan kapattığınızda, müşterimiz kapattığında lavabosu, tuvaleti, banyosu, bütün hepsinin su tesisatı kapanacak arkadaşlar. Burayı nasıl yaptık? Burayı da şöyle gösterelim. Şunlar da takım tak lavatımız. Şurada bir poşet malzeme aldım, lazım olacaklar. Şimdi arka taraftan gelen su şu köşede T'yi direkt koyup kaynak yapamadım arkadaşlar. Biraz zor oldu. O yüzden bu şekilde bir şey yaptım. Yaptıkça da öğreneceğiz zaten. Daha da ilerleyen zamanlarda işte güzel bir şekilde sadece T ile almayı da öğreniriz. Ben aklıma bu şekilde bir şey geldi. Bu şekilde bir şey yaptım. Sonra getirdim bunu, yıkırdım arkadaşlar böyle. Bu da alafranga tuvaletin ikili set, zaten böyle hazır satılıyor bu. İkili seti hemen buraya bağladım. Buraya montajını yaptım. Sonra geldik. Buraya bir tane iç dişli T koydum arkadaşlar. Burada tek musluk olacak. Musluk direkt şofbene bağlı olacak. Şurada şofben olacak. Şofbene bağlı olacak. Borumuz geliyor bu şekilde. Burada da çamaşır makinesi olacak arkadaşlar. Onun musluğunu oraya koydum. Güzel bir şekilde. Buralar komple sıvı olacak. Bu eski sistem. İptal zaten. Dediğim gibi camlar falan değişecek. Bayağı bir dekorasyon işimiz var burada. Evet arkadaşlar, şu an bu aşamadayız. Ben şu an kırıyorum burayı. Şöyle bir kırayım. Ondan sonra su tesisatını çekerken de kısa da olsa bir video çekeyim. Kaynak nasıl yapılıyor diye. Ondan sonra sizlerle beraber olalım inşallah. Evet arkadaşlar, biraz da kaynak yaparken çekeyim istedim. Şimdi borumuzu döşedik. Kırdığımız kanala oturtturuyoruz. Azıcık bir pay olacak. Şöyle. Oradan görünüyordur. Şu kadar giriyor. Benim için de 10 numara ideal. Hatta azıcık daha alalım bunu. Ucundan azıcık daha alalım. Sıkışmasına gerek yok oraya. Hemen makinemizi ayarlıyoruz. Bağlantımız bu. Dibe kadar yapıştırdım. 6 saniye bekliyorum arkadaşlar. Sonra çıkartıyoruz. Ve denk gelecek şekilde hemen şöyle ölçüyoruz. Aynen bu şekil. Şu an ne yaptık? Tesisatımızı kurmuş olduk. Şimdi hemen soğur zaten. Bu boru da durmuyor.
Yanımda çırak olmayınca arkadaşlar zorlanıyoruz bazen. Şu boruyu da çiğlerle şuralardan hemen tutturmak lazım. Çalışan olmayınca sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada da boru döşeme işimiz sonlandı. Şuraya bir tane 45 attık. 45 dirsek. Şuradan bir tane 90 dirsek attık. Gayet de güzel oldu. Buraya bir tane musluk istediler. Tek musluk. Sıcak su yok mu dersiniz? Sıcak su yok arkadaşlar. Müşterimiz buraya lavabo üzeri elektrikli ısıtıcı alacakmış. O yüzden böyle bir şey istedi. Şu anki aşamamız bu. Arkadaşlar, az önce de gösterdiğim gibi buradan itibaren bir yükseklik vardı bu tarafta. Ondan sonra benim hoşuma gitmedi. Müşteri ne derse desin dedim. İşin olur budur dedim. Burayı da fazlalık yerde komple kırıyorum. Tuvalet taşını, bu zemin ne biraz taşın olduğu yere oyuk açacağım arkadaşlar, böyle zemine orada onu gömme yapacağım. Buraya da dümdüz bir zemin olarak yapacağım arkadaşlar. Çünkü işin oluru bu arkadaşlar. Bazen müşteriye bir şeyleri bırakmayın. Usta olan adam zaten kendini belli eder. Ben böyle bir iş yapmam, ben burayı kırıyorum dedim. İlk kırmak istemedim. Daha sonra da böyle içime sinmeyince de böyle bir karar aldım ve kırdım. İnşallah kendisi de bir şey demez. Burayı komple kırıp düzelteceğim arkadaşlar. Düz bir şekilde zemini elde edeceğiz. Ondan sonra güzel bir şekilde tuvalet taşımızı da koyacağız. Borularımızı da geçireceğiz. Şuraya oturmalı tuvaleti, alafranga tuvaleti buraya koyacağım. Zaten borularını da hemen hazırladım. Şuradan itibaren de duşa kabin olacak. Bu şekilde. Şimdi de kürekle molozları atacağım. Bayağı bir yorucu iş, yanıma bir eleman almam lazım. Çalışan yok köyde. Maalesef ki çalışan yok. Evet arkadaşlar, videomuzun son parçası bugün yaptığımız iş. Güzelce boru tesisatımızı döşedik. Burayı komple kırdık. Bayağı bir yorucuydu. Bir de kırılan çıkan molozları zaten görüyorsunuz seviyesini. Şu şekil. Tam 20 santim kalınlığında arkadaşlar. Burası 1,5 metreye 1,5 metre moloz çıkarttım. 20 santim kalınlığında. Onları at falan, bayağı bir yoruldum bugün. Tek kendim dolduğunca insan yoruluyor. Ondan sonra burada kapı eşiğinde şey vardı, onu da kaldırdım arkadaşlar. mozaik vardı, onu da kaldırdım. Gördüğünüz gibi buralara güzel tesisatını da döşedim. Buraları güzelce süpürdüm. Yarın ne yapıyoruz? Yarın burada bir kırıyoruz arkadaşlar. Alafranga tuvaletin deliğini açıyoruz. Bu şeyleri komple kapatıyoruz, boruları. Güzelce sıvıyoruz buraları. Ondan sonra diğer taşımızın olduğu yeri de bu şekilde kırdım arkadaşlar. Buraya tuvalet geldiğinde ölçeceğim. Kırılması gereken yerler daha varsa onları kıracağım. Güzel, yarın bunu oturtturacağız. Bağlantılarını yapacağız.
Bu boru tesisatının olduğu yeri sıvayıp boruları kapatacağız. Buraya da tuvaleti oturtturup aşağıdan boru bağlantılarını, yan taraftaki tuvaletin boru bağlantılarını bağlayacağız arkadaşlar. Evet dostlar, bu şekilde işlerimiz devam ediyor marangoya patatesi ile birlikte. İnşallah faydalı güzel bilgiler ediniyorsunuzdur veya paylaşıyormuşumdur inşallah. Sizlere güzel faydalı bilgiler verebiliyorsam ne mutlu arkadaşlar. Siz de bu kadar işçiliğin karşılığını, bu kadar çekmeye çalışmamın karşılığını, bir bu kadar emeği inşallah bir beğeni, bir yorum, bir abone olursanız bizi desteklersiniz arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. 391 abone olduk. İnşallah 391 binleri de sizlerle birlikte görürüz diyorum. Evet, yarın tekrar bir güne daha başlayacağız. O zaman da yine bölüm bölüm bu şekilde çekeceğiz arkadaşlar. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bayağı da üşüdüm. Evdeyiz ama soğuk. Biraz da hasta oluyorum galiba. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.